Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde de toplama ve çıkarma problemlerine başlıyoruz. 4. sınıf. 1. soruyu okuyoruz. Bir çiftlikte 3254 hayvan vardır. Çiftlikteki hayvanların 1295'i tavuk, 1287'si koyun, diğerleri ise inektir. Buna göre inek sayısı kaçtır? Çiftlikteki hayvanların sayısını biliyoruz. Tavukları ve Koyunları da biliyoruz. İnekler kaldı. O zaman biz ilk önce tavuklarla koyunları toplayalım. 1295 tavuk, 1287 koyun. Bunların ikisini bir toplayalım. 7 5 daha 12, elde var 1. 18 daha 18, elde var 1. 3 2 daha 5. 1 1 daha 2. Evet, tavuklarla koyunlar 2582 çıktı. Bütün hayvanlar 3254'tü. Bu tüm hayvanların sayısından tavuk ve koyunları çıkardığında geriye inekler kalacak. O zaman 3254'ten 2582'yi çıkarıyorum. Evet, 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. 5'ten 8 çıkmaz. Komşudan aldık 15. 15'ten 8 çıktı, 7 kaldı. Burada kaldı 1. 1'den 5 çıkmaz. Komşudan aldık 11. 11'den 5 çıktı 6. Burada kaldı 2. 2'den 2 çıktı 0. Demek ki 672 inek varmış bu çiftlikte. Gelelim ikinci sorumuza. Ali'nin 2380 lirası vardır. Ozan'ın parası Ali'nin parasından 594 lira eksiktir. Serhat'ın parası da Ozan'ın parasından 94 lira fazladır. Buna göre bu üç kişinin paralarının toplamı kaçtır? Problemimizi aşama aşama sırasıyla çözeceğiz. İlk önce Ali'nin parasını biliyoruz. Yazalım. 2380. Başka kim var problemimizde? Ozan var. Ozan'ı bilmiyoruz. Biraz sonra bulacağız. Başka kim var? Bir de Serhat var. Evet. Bize ne sorduğuna dikkat edelim. 3 kişinin paralarının toplamı. Yani biz diğer çocukları da bulacağız, diğer kişileri de bulacağız ve hepsinin paralarını toplayacağız. İp uçlarını değerlendirelim. Ozan'ın parası Ali'nin parasından 594 lira eksikmiş. Hemen 2380'den 594'ü çıkarıyorum. Sıfırdan 4 çıkmaz, 10, 10'dan 4 çıktı, 6. Burada kaldı 7. 7'den 9 çıkmaz, komşudan aldık, 17'den 9 çıktı, 8. Burada kaldı 2. 2'den 5 çıkmaz, komşudan aldık, 12, 12'den 5 çıktı, 7. Burada kaldı 1. İşte Ozan'ın parası 1786 lira. Şimdi sıra Serhat'a geldi. Serhat'ın parası da Ozan'ın parasından 94 lira fazla. Hemen Ozan parasına 94 lira fazla dediği için ekliyorum. 6, 4 daha 10. Elde var 1, 9 oldu. 9, 9, 18. Elde var 1, buraya verdim 8. 1880. Serhat'ın parası da 1880 oldu. Şimdi sorumuzun sonuna geldik. 3 kişinin paralarının toplamı kaçtır? Hepsini beraber topluyorum. Hatta şurada toplayalım ama neyse ayrı yazalım. 2380 1786 Basamaklara dikkat ediyorum alt alta gelmesine. 1880 3'ünü beraber topluyorum. 06 ve 06 yapar. 8, 8, 8, 3 kere 8, 3 tane 8, 24 yapıyor. 24'ün 4'ü elde var 2, verdim 5, 12, 8 daha 20, 20'nin 0'ı elde var yine 2, buraya verdim 4 oldu, 5, 6, evet 6046 lira oldu. Şöyle altına yazalım, 3'ünün parası 6046 lira. Devam edelim, 3. problemimize bakıyoruz. Üçüncü problemimiz rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayı ile rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır? Evet. İpuçlarını değerlendirip önce sayılarımızı bulmalıyız. Bakın problemde hiçbir sayı verilmemiş. Bize ipucu verilmiş sadece. Rakamları birbirinden farklı olacakmış. 4 basamaklı olacakmış ve en küçük doğal sayı olacakmış. Rakamları birbirinden farklı en küçük doğal sayımız 4 basamaklı 1000 ama 1000 olmaz. Rakamları farklı değil. O zaman rakamlarını farklı yapacağız. 1000 1'i ve 0'ı kullandım. 2'yi kullanıyorum. 1023 en küçük doğal sayı bu. Diğer sayımız rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayı 3 basamaklı olacakmış. En büyük olacakmış. Rakamları farklı olacakmış. 9'u başa koyuyorum en büyük olması için. 8 koyuyorum sonra ve 7 koyuyorum. Evet, işte rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayıyı buldum. Ve ne diyor? Bunların farkı. Ha, o zaman çıkarma yapacağım. 3'ten 7 çıkmaz. Komşudan aldım. 13, 13'ten 7 çıktı 6. Burada kaldı 1. 1'den 8 çıkmaz. Komşuya gittim. Yok. Diğer komşuya gittim. Buraya verdim. 10 oldu. Buradan buraya gönderdim. 11 oldu. Burası 9 kaldı. Bayağı uzun oldu. 11'den 8 çıktı. 3 kaldı. 9'dan 9 çıktı. 0. Burada da 0 kaldı. Böylece ikisinin farkı 36 imiş. Dördüncü sorumuz. 7, 9, 5 ve 3 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulan 4 basamaklı en büyük doğal sayı ile 2, 8, 9 ve 6 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulan 4 basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? Hemen birinci sayımızı oluşturalım. 7, 9, 5 ve 3'ü kullanacağız, birer kez kullanacağız ve 4 basamaklı en büyük doğal sayı. En büyük dediği için büyükten başlıyorum. 9 7 5 ve 3 yani 9753. Diğerini oluşturuyorum. 2 8 9 ve 6'yı kullanacağım. Birer kez kullanacağım. 4 basamaklı yapacağım ve en küçük yapacağım. En küçük olması için 2'yi başa koyuyorum. 6 var. 8 var ve 9 var. Evet. En küçük yaptıktan sonra ne diyor? Bunların toplamı. Hemen topluyorum o zaman. 3 9 daha 12 elde var 1 6 oldu 14 yine elde var 1 8 6 daha yine 14 yine elde var 1 10 oldu 10 2 daha 12. Cevap 12442 oldu. Hemen son sorumuza geçiyoruz. İki doğal sayının toplamı 1250'dir. Bu sayılardan birine 100, 150 ekleniyor, diğer sayı ise 100 azaltılıyor. Buna göre toplam nasıl değişir? İki tane doğal sayımız varmış. Sayıları söylememiş. Diyor ki bu iki sayının toplamı 1250 imiş. Sayılardan birine 150 ekleniyormuş. Yani bu sayı 150 daha büyüyor. Diğer sayı ise 100 azaltılıyor. Yani bu sayıyı da 100 küçültüyoruz. Buna göre toplam nasıl değişiyor? Şimdi buradaki sayıyı isterseniz bir örnekle göstereyim size. Mesela şöyle olsun. Burası 1000 olsun. Burası da 250 olsun. Bakın 1000 ile 250 topladığınızda 1250 yapıyor. Şimdi bu sayıyı 150 daha büyüttüğümüzde ne oluyor? 1150 oluyor. Bu sayıyı 100 küçülttüğümüzde 150 oluyor. Toplayalım tekrar. 0, 5, 5 daha 10, 2 oldu. 1 daha 3, 1300 oldu. Yani 1250'den 1300'e geldi. Peki bunu kısa yoldan nasıl yapabilirdik? Şöyle yapabilirdik. 150 büyüyor. Diğeri de 100 küçülüyor. 150'den 50'yi çıkartırım o zaman. Şey, 150'den 100'ü çıkartırım. Yanlış söyledim. 150'den 100'ü çıkarırım. Ben sonucu söyledim direktmen. 50 kaldı. Bu sayımız 1250 sayımız 50 daha büyümesi gerekiyordu. Gerçekten de örnekte oluşturduk. Ne oldu? 1300'e. Yani 1250'den 1300'e büyüdü. Yani 50 olarak büyüdü. 150 ile 100'ün farkını buldum. Arada 50 sayılık bir fark var. 50 sayı artış var. Çünkü 150 artmış. 100 daha az olduğu için o azalmış ama arada 50 sayılık bir fark var. Demek ki toplamımız yani sonucumuz 50 artıyor. 50 artar. Bu problemle de sorularımızın sonuna geldik. Sizlere derslerinizde başarılar diliyorum.